Değerli katılımcılar, değerli dostlar, bizi TÜBİTAK'ın tüm sosyal medya platformları üzerinden izleyen ülkemizin bilim dostu, bilgisever, güzel insanları, bilim sevgisini ve araştırma heyecanını toplumun geniş kesimleriyle paylaşmak, ülkemizde bilimsel merakın ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamak amacıyla TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün Bilimsel Türkiye Popüler Konuşmalar serisi devam etmektedir. Bu akşam yine bu kapsamda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben de bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam çok özel ve çok değerli bir bilim insanı. Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hilmi Volkan Demir hocamız konuşmacımızdır. Volkan hocamız Türkiye'den dünyaya açılan bilim serüvenim, rengarenk nanokristallerin harika dünyası konulu bir konuşma yapacaktır. Konuşmanın sonunda soru cevap bölümümüz olacaktır. Volkan Demir hocamızın güncel araştırma alanları nanofotonik, nanokristal optoelektroniği ve implant edilebilir elektroniği kapsamaktadır. Volkan Demir hocamız elektrik ve elektronik mühendisliğinde 1998 yılında Bilkent Üniversitesi'nden lisans derecesini, daha sonra ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden 2000 yılında yüksek lisans ve 2004 yılında ise doktora derecesini almıştır. Profesör Hilmi Volkan Demir, halihazırda Bilkent Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü ve Fizik bölümünde öğretim üyesidir. Ayrıca Türkiye'nin Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, kısa adı UNAM'da yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Volkan Demir hocamız Bilkent Üniversitesi ile ikili anlaşma kapsamında Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde NTU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Matematik Bilimleri ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği dallarında profesör olarak görev yapmakta olup, NTU'de Luminous yarı iletken aydınlatma ve ekranlar için mükemmellik merkezi kurucu direktörüdür. Profesör Hilmi Volkan Demir, Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesidir. Değerli hocamız, TÜBİTAK Bilim Ödülü başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası değerli bilim ödüllerine layık görülmüştür. Bu noktada ben konuşma davetimizi kabul ettiği için Volkan hocamıza bir kez daha teşekkür ederim ve sözü kendisine bırakıyorum. Sayın hocam, buyurun lütfen. Ali Kıpram Hocam çok teşekkür ediyorum tanıtımınız için. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Sanırım ekranım görünüyor. Evet, gayet iyi. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle olduğum için çok mutluyum. Bu nedenle başta Ali Kıpram Hocama, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ben bu akşam sizlere benim Türkiye'de başlayan 2004 yılından itibaren şimdi bir 18 yıla yakın sayan araştırma yolculuğumu aktarmak istiyorum. Ana çalışma konularımdan bir tanesi olan bu nedenle nanokristalleri size aktarmak isterim. Popüler bilim konuşma başlığım için de bu nanokristallerin renkli dünyası benim gözümde harika dünyalarını aktarmak istiyorum. Bugün sunumumu yapacağım çalışmalarım Ali Kıpram hocamın da anlattığı gibi Bilkent Üniversitesi UNAM ulusal bir merkez olan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Elektrik Bölümü Fizik Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji ana bilim dalında yapıldı. Bir 5 yıl sonra Bilkent'teki çalışmalarım üzerine davet edildiğim NTU Singapur'da da ikili anlaşma dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle çalışmalarımızın bir kısmı da burada belirteceğim üzere
NTU'da elektrik, fizik ve malzeme bölümlerinde ve oradaki merkezimiz Luminous'ta. Bu renkli nanokristaller, rengarenk, hemen arka planda resmi görüyorsunuz. Bu gerçek bizim laboratuvarımızdan bir resim. Ama teknik anlamda bugün ben sizlere yarı iletken nanokristal optoelektroniği aktarıyor olacağım. Yarı iletken dediğimiz zaman iletkenliği kontrol edilebilen malzemeleri kastediyoruz. Nanokristaller gerçekten kristal yapıları var fakat boyutları nano ölçekte. Bunu da birazdan aktaracağım. Optoelektronik dediğimiz zaman da optiğin ve elektronin birleştiği, yani fotonun malzemeyle etkileştiği, malzemede de aslında esas etkileşim elektronla. Dolayısıyla foton elektron etkileşimlerine çalıştığımız malzemeler, yapılar, buradan yaptığımız aygıtları kastediyoruz. Ve bugün birkaç örneğini vermek üzere yarı iletken nanokristallerle bu yeni gelişmekte olan alanda sınırları nasıl zorladığımızı, yer yerde nasıl rekorlar kırabildiğimizi örnekleyeceğim. Bugün size aktaracaklarım tamamen bir takım çalışması. Bu nedenle araştırma grubuma hem teşekkür etmek hem de onları burada anmak isterim. Araştırma grubumuzda tam zamanlı çalışan mühendislerimiz, doktor araştırmacılar, doktora öğrencilerimiz, lisansüstü öğrencilerimiz ve lisans öğrencilerimiz oluyor. Bu şu anki araştırma grubumuz. Geçmişte de birçok mezunumuz bugün size aktaracaklarıma önemli katkılarda bulundular. Bu mezunlarımızın ciddi bir kısmı da benim gibi ülkemize faydalı olmak için geri döndü ve çalışıyorlar. Bu da benim için önemli bir gurur kaynağı. Bilkent Üniversitesi UNAM'la ilgili hızlıca 1-2 dakikalık yansı aktarmam mümkün ise bu üniversitemizin benim gözümde bilim köşesinin yukarıdan resmi. Burada bizim UNAM ana binasını görüyorsunuz. Binamız fizik ve matematik bölümlerine, hemen onun yanı başında da biyoloji ve kimya bölümlerine köprülerle bağlı. Ve de arkada olan İl Araştırma Laboratuvarı, UNAM İAL olarak geçiyor. UNAM'ın ikinci binası. Bu binaların hepsi birbirlerine bağlı. Dolayısıyla kış, yaz bina içinde çalışmamız hiç dışarı çıkmadan mümkün oluyor. Bu arka planda gördüğünüz İl Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin ilk temiz oda ortamının üniversite yerleşkesinde yapıldığı yer. Hem bu binada hem de yeni binamızda temiz oda ortamımız ve laboratuvarlarımız mevcut. Bu binayı 10 yılı aşkın süredir kullanıyoruz. Yeni binamız planlı. Bizim gözümüzde UNAM Türkiye'den dünyaya açılan bir pencere ve ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 6550 sayılı araştırma altyapılarını destekleme kanunuyla desteklenmekte. Bu nedenle bakanlığımıza ve TÜBİTAK'a özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çalışma konularımız aslında binamızın yapısını da aktarıyor. Dikey olarak tümleşik bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla disiplinler üstü çalışmak mümkün. Bu ana binada bodrum katından başlayarak nano görüntüleme, nano fabrikasyon, giriş katında temiz oda, lazer ve spektroskopi lablarımız, nanomekanik, nanofotonik, nanoelektronik, nanomalzeme, nanoaygıt, nanokimya ve yaşam bilimlerine kadar çıkıyor. Dolayısıyla problemlere bütüncül bakmamız için hem gerekli altyapımız hem bununla beraber gelen üst yapı ortamımız var. Biraz önce bahsettiğim İl Araştırma Laboratuvarı yine UNAM'ın hem bütçesel hem operasyonel sorumluluğunda. Burada da Türkiye'nin ilk temiz odası üniversite yerleşkesinde bulunuyor. 24 saat 7 gün açık. Ali İkram Hoca ile biraz önce konuşuyorduk. Pandemi şartlarında da UNAM önemli COVID çalışmaları yapıldığı için bir gün bile kapanmadan 24 saat 7 gün açık kalmayı başardı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Şu ana kadar toplam 2000'in üzerinde UNAM'ın ulusal bir merkez olarak kullanıcısı mevcut. Bunlar 127 farklı üniversiteden, Bilkent dışından, Bilkent kampüsünün çok dışına taşıp hizmet veren bir merkez ve 125 farklı şirketten geliyor. İç kullanıcılarımız 400'ün üzerinde UNAM'da halihazırda bulunan
davetli ziyaretçi araştırmacılarla beraber bu rakam 600'ü buluyor. Burada farklı özel sektör paydaşlarımızı görüyorsunuz. Aynı şekilde farklı üniversiteleri, bizi kullanan üniversiteleri görüyorsunuz. Aslında sizler de UNAMİS web sitemizden bu altyapıya erişebilirsiniz. Kullanım ihtiyacınız bulunuyor ise merkezimiz herkese açık. Burada da farklı makine altyapılarını görebilirsiniz. Son yansı olarak UNAM'la ilgili olarak hemen pandemiden önce 2019'da Nature Nanoteknoloji bir makale yayınladı. Biz bu makaleyi biraz da korkarak okuduk. Çünkü Nature bazen tehlikeli ifadeler kullanabiliyor. Bu makalede Bilkent Üniversitesi ve UNAM'ı anlatıyor. Çok şanslıyız ki çok olumlu görüşleriyle aktarmışlar. Burada üniversitenin Ankara'da elit bir enstitü olarak özellikle temel bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe odaklanmasını vurguluyor. Bunun içerisinde de UNAM'ı üniversitenin baş tacı olarak aktarmış. Bu bizim için tabii önemli bir gurur ama aynı zamanda bir sorumluluk. Biz Bilkent Üniversitesi ile beraber şu an üçüncüsü yenilenen, dolayısıyla 10 yılını tamamladığımız, şu an üçüncü 5 yılında olduğumuz ikili bir program ile aynı zamanda NTU Singapur'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu aslında Bilkent'ten, Türkiye'den dünyaya açılan bir süreç oldu. Bu anlaşma dahilinde Luminous sıfırdan bir merkez kurduk ve bu merkezde de farklı bilim insanlarını, doktor araştırmacılarını ve öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ben araştırma programımızı kısaca özetlemek isterim. Bugün sadece zamanımız dahilinde bir konuya değinebileceğiz. Bizim araştırma konularımız aslında biraz önce bahsettiğim yarı iletken malzemelerin özellikle nano boyutlarda elde ettiğimiz kristalleri çalışıyor. Bunları biz kuantum ışıyıcıları olarak ve bunların oluşturduğu kompozitleri farklı özellikleriyle çalışıyoruz. En çok ışık üretme, bunda lazer ışığı da dahil ederek ama ışık kullanmak için de örneğin ışıyan güneşsel yoğunlaştırıcı aygıtlar yapıyoruz. Burada farklı konuları görüyorsunuz. Enerji transferi, yakın alan konuları, dielektrik, metal nano anten, meta yüzeylerin bağdaştırılması, işlevsel yüzeyler ve ortamlar. Bunların dışında malzemeden aygıtlara gidiyoruz. Aygıtlarda yüksek kaliteli, yüksek verimlilik elde eden, ışık üreten sistemler oluşturabiliyoruz. Örneğin ışık yayan diyotlar, kısaca LED'ler. Bunları yüksek parlaklığa sahip LED'ler, nanokristal LED'leri, mor ötesi LED'leri ve yakın zamanda derin mor ötesi, katodo luminescence dediğimiz yüksek enerjili elektron demetiyle uyarılmış malzemelerden elde edilen derin mor ötesi çipleri. Bunlar yongalar, yongaları yapıyoruz. Bugün hiç bahsedemeyeceğim zamanımız nedeniyle insan vücuduna yerleştirilebilen meta malzemeler yapıyoruz. Bunlar aygıt platformları. İnsan vücuduna yerleştirilebilir elektronik olarak düşünmeniz mümkün. Bilkent'te şu an biraz önce söylediğim gibi 18 yıla yaklaşan çalışma süresince grubumuzdan beni en mutlu eden 18 tane doktoralı mezun verebildim. Bunların içerisinde 10 tanesi de Türkiye'de kendileri akademisyen olarak araştırma gruplarına başladılar. Bu benim gözümde en önemli araştırma programımızın çıktıları içerisinde. Bilimsel çalışmalarımıza bir yandan devam ederken bugün sadece bir örneğini vereceğim. Aynı zamanda derin teknoloji çalışmalarımız da eş zamanlı sürüyor. Bunların içerisinde yakın zamanda çalıştığımız derin mor ötesi platformunu bir yansıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bizim İsveç'te Lightlab şirketine lisansladığımız ve teknoloji transferi gerçekleşen, şu an onlarla da başarılı ticaretleşmesi olan çiplerimiz. Bu çipler burada A panelinde gördüğünüz görselde
iç kesit bulunuyor. Yukarıdan baktığınızda B panelinde bunun santimler mertebesinde olduğunu, dikey olarak da santimin altında, tipik olarak 5 milimetre. Bu paketlenmiş hali, dolayısıyla oldukça küçük bir yapı, tüm paketiyle beraber bu aslında örneğin bir cıva lambasının yerine geçebilen bir aygıt. Bunun içerisinde yüksek kalitede vakum sağlayan bir kovuk var. Bu kovuğun içerisinde de nano çubuklar var. Bu nano çubuklar vakum altında yüksek voltaj ama çok az akım kullanarak elektron demeti oluşturuyor. Bu elektron demeti yüksek enerjiyle burada derin mor ötesinde ışıyan malzemeyi uyarıyor ve bu şekilde derin mor ötesi, burada derin mor ötesi dediğimiz 265 nanometre, dolayısıyla 280 nanometrenin altında, bu çok küçük bir dalga boyu, dolayısıyla foton enerjisi çok yüksek, foton çıkarabiliyoruz. Bu aygıtın özelliği çok robust bir operasyona sahip, uzun saatler çalışabiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi bizim çipimiz sıcaklık değişmesine rağmen çıkan optik güç, buradaki parlaklık çok az değişiyor. Halbuki bunu şu an daha yaygın kullanılan ama büyük olan cıva lambalarıyla karşılaştırdığınız zaman cıva lambasının ne kadar hassas olduğunu hem düşük sıcaklıklarda hem yüksek sıcaklıklarda hızlıca optik çıktısının azaldığını görebilirsiniz. Bu derin mor ötesinin değeri özellikle pandemi zamanı ayrıca anlam kazandı. Çünkü bu kadar küçük dalga boyları indiğiniz zaman foton enerjisi yükseldiği için çok etkili bir şekilde mikrop öldürebiliyorsunuz. Mikrop dediğimiz zaman virüsler var, bakteriler var ve diğer bütün tek hücreli ya da çok hücreli istenmeyen biyolojik yapılar var, mikroorganizmalar var. Bunlar film halinde de uyguladığınız doza göre yok edilebiliyor. Bu teknoloji bizim 99 nokta burada 4 tane ondalık görüyorsunuz. Buna log 6 deniliyor. Log 6 seviyesi yani en üst düzeyde verimli bir şekilde mikrop yok edici özelliği var. Bunu paylaşma nedenim hem nanoteknolojiyle ilgili olması hem de başarılı bir ticaretleşme örneği olduğu için. Şimdi esas bugünkü konuşma konum olan nanokristallerle devam etmek istiyorum. Bu nanokristaller, burada gerçek yine resimlerini görüyorsunuz. Bizim laboratuvardan farklı resimler. Gerçekten rengarenk ve burada esas motivasyonumuz bunları renk dönüştürme ve renk zenginleştirme için kullanmamız. Bunu size başlangıç noktasından bu aygıtları ve platformları nasıl yapıyoruz ve en sonunda nanokristallerle nasıl birleştiriyoruz hepsini bütünüyle anlatmak isterim. Bunun geçmişi 10 yılı aşmaktadır. Şu an bu nanokristalleri aynı zamanda lazer içinde kullanmanın da özellikle ileriye yönelik üst segment aydınlatma için değeri var. Bu nedenle bu motivasyonla nanokristal lazerlerini aktaracağım. Burada nanokristal lazerlerini kullandığımız 3 boyutlu sınırlandırılmış olan neredeyse sıfır boyuta gelen kuantum noktalarıyla yapıyoruz nanokristallerin bir türü. Bu kuantum noktaların ancak pratik seviyede optik kazanç zorlukları var. Bunu aktaracağım. Bu da benim esas yakın zamandaki çalışma konularımız olan koloidal kuantum kuyularına gelmemizi sağlayacak. Koloidal, biraz önce de dile bahsettim. Burada koloidal dediğimiz aslında asıltılı demek. Yani bir dispersiyon solüsyonun içinde asılmış gibi duran nano yapılardır. Burada kuantum kuyusu dediğimiz zaman atomik seviyede düz olup bir boyutta sınırlandırılmış. Dolayısıyla yaklaşık iki boyutlu bir yapıyı kastediyoruz. Bu bizim için aslında bir paradigma değişikliği. Bizim gibi solüsyonda çalışan, dolayısıyla asıltılı yapılarda çalışan gruplar için. Bu çalışma bize daha önce başaramadığımız performanslara ulaşan lazerler yapmamızı sağlıyor. Rekor düzeyde kazanç elde ediyoruz. Bunların ilerlemiş, ciddi mühendisliği yapılmış hetero yapılarını yapabiliyoruz.
Bir de ilginç olarak bunları istediğimiz gibi istifleyebiliyoruz. En son olarak da bunları katkılandırabiliyoruz. Bu son gelişmeleri aktardıktan sonra bugünkü konuşmamı sonlandıracağım. Zannedersem günümüzde herkes yarı iletken bazlı aydınlatmanın değerinin farkında. Bu aslında bizim hep beraber şahitliğini yaptığımız bir dönem. Artarak daha çok çevremizde yarı iletkene bağlı LED'ler, bu ışık yayan diyotları kullanan ışık sistemlerini görüyoruz. Bunun ana nedeni enerji verimliliği ile maliyet arasındaki eğrinin bizim için çok faydalı olması. Maliyeti düşükken daha fazla verimlilik elde edebilmemiz. Fakat tüm hikaye bu değil. Aynı zamanda kaliteli aydınlatma da çok önemli ve yarı iletken bazlı aydınlatma ile bunu yapmak mümkün. Aslında geniş ölçekte bunun bu tür yaklaşımların kullanılabilmesi için hem genel aydınlatma hem ekran arka aydınlatmalar için bu kritik değer taşıyor. Biz bu tür yarı iletken bazlı aydınlatmaları aslında ana büyütmeyi yaptığımız wafer adını verdiğimiz alt taşla başlıyoruz. Bu alt taşlarda kristallerimizi büyütüyoruz. Bu kristaller bizim dikkatle tasarladığımız ve üzerinden akım geçirildiği zaman istediğimiz dalga boyunda ışığı verecek yapılar. Burada aslında kendi içerisinde bir diyot yapısı var. Bu bizim gerçek büyüttüğümüz kristalin gerçek resmidir. Burada da tek yaptığımız üzerinden akım geçirmek. Akım geçirdiğimiz zaman akım geçen yönün tersinde elektron, akımıyla aynı yönde de elektron yokluğu yani deşik aslında ortama sağlıyoruz. Bu elektron ve yokluğu olan deşik, elektron deşik bir araya geldiği zaman aradaki enerji farkı kadar bize foton çıkarıyor. Bu yapı üzerinde hiçbir aygıt yok. Fakat bunları biz ister isek ayrıca aygıt yapmak üzere çalışabiliyoruz. Burada gördüğünüz bunların üzerinde aygıt yapıldıkları halleri. Burada aygıt bir aygıtın kendisini görüyorsunuz. Bu da aygıt üzerinden ışık alınması için akım sürüldüğü hali. İçerisindeki katmanları görüyorsunuz. Bunlar bizim kendi tasarladığımız katmanlar. Bu kristaller çok kaliteli kristaller. Bu kristalleri kaliteli yapabilmek için katman üstüne katman yani epitaksiyel olarak özel makinalarda büyütüyoruz. Bu makinaların tanesi tipik olarak birkaç milyon dolar seviyesindedir. Burada bizim kendi labımızda NTU'da Luminous laboratuvarında kullandığımız makina MOCVD adı verilen Metal Organic Chemical Vapor Deposition gaz fazında precursorları getirip yüksek sıcaklıklarda bu dönen alt taşlarda yüzey üzerinde reaksiyon gerçekleştirerek katman üstüne katman, tek katman üstüne tek katman çok hassas büyütmeler yapıyor. Dolayısıyla büyütmeler hassas ama maliyetli. Bu malzemelerin maliyeti buradan geliyor. Ancak bu tür bir burada gördüğünüz örneğin 2 inç, 4 inç bunları daha büyük 6 inç yapmak mümkün. Bir seferde çok milyonlarca aygıt yaptığımız için aygıt başına maliyet düşmüş oluyor. Burada farklı resimleri görüyorsunuz. Bunlar tek tek bizim yaptığımız aygıtlar ve bu aygıtları temiz oda ortamında işliyoruz. Aslında yıllar içerisinde farklı nesil aygıtlar geliştirdik. Burada gördüğünüz öncelikle lateral olan, daha sonra flip chip dediğimiz çevirerek kullandığımız, bunun dikey ve ters dikey adı verilen farklı jenerasyon aygıtlarımız. Bu aygıtlar soldan sağa doğru giderken daha yüksek optik güç verdiğini görebilirsiniz. Fakat bu bedava değil. Bunun sağlanabilmesi için daha komplikasyonu yüksek işleme yapmanız gerekir. Bu alt satırda gördüğünüzde bu aygıtları yapabilmesi için gereken olan litografi adımları. Litografi demek her seferinde bir paterni alt taşa geçirebilmek için gerekli olan fabrikasyon adımı. İşte bunlar bizim yıllar içerisinde geliştirdiğimiz ve NTU'da, NTU Singapore ile başarılı bir şekilde transferi gerçekleşmiş ve ticaretleşmiş yapılar.
Bu LED'leri aldıktan sonra burada bizim labdan gerçek resmi görüyorsunuz. Bu biraz önce bahsettiğim MOCVD cihazı. Safir alt taş üzerine kristal büyütmesi, aygıt yapılması ve bu aygıt üzerine birazdan bahsedeceğim renk dönüştürücünün tümleştirilmesi. Bunu da paketlediğimiz zaman elimizde mavi ışığı LED'le ürettiğimiz, üzerinde geriye kalan maviyi yaratabilmek için kırmızı ve yeşilin renginin dönüştürüldüğü platformun birleşik halini görüyorsunuz. Bu biraz önce söylediğim kırmızı ve yeşil renk dönüştürücü için ise farklı malzemeleri kullanmak mümkün. Bu enerji tasarrufu sağlayan kaliteli aydınlatma için gerekli. Yaklaşık bir 10 yıla kadar genel aydınlatma dünyasında bu renk dönüştürücülerin olabildiğince geniş ışımaya sahip olmasının faydalı olduğu düşünülürdü. Biz bunun aslında geniş ışıyıcılar yerine dar ışıyıcıları, farklı kuantum ışıyıcılarını özellikle de stratejik kombinasyonlarda kullandığımız zaman konvansiyonel olan, alışılagelmiş olan geniş ışıyıcılara göre daha yüksek performans sağlayabileceğini hipotez ettik ve bunu deneysel ve de teorisiyle birlikte nümerik olarak gösterdik. Şu an artık üst segment aydınlatmada kullanılan LED'lerde, özellikle kırmızı bölgede bu tür kendi başına dar ışıyıcıların fotometrik olarak ciddi bir performans farkıyla yarattığı genel kabul görüyor. Ve hatta ticari olarak alacağınız yeni bu üst segment LED'lerde bu tür ışıyıcıları da bulabilirsiniz. Burada gösterdiğimiz gerçekten dar ışımaya sahip nanokristallerin 3 boyutta sınırlandırılmış olan koloidal kuantum noktacıklarımız. Burada gördüğünüz gibi bunların tepe noktalarını ittire kaydırabiliyoruz. Dolayısıyla da istediğimiz kombinasyonda burada geniş ışıyıcıdan daha da fotometrik anlamda etkin bir tasarım gerçekleştirebiliyoruz. Bu nanokristaller nedir sorusuna biraz daha yaklaşmak ister isek, boyutlarını nanometrik ölçüde kontrol ettiğimiz ve kendisinin boyutunun çok az nanometreler, birkaç nanometreden 10 nanometreye kadar değişen kristal yapıları. Bu da nano dediğimiz zaman 10^-9 ön eki olduğunu hemen hatırlatmalıyım. Ve bir saç derininde 10 binlerce nanometre olduğunu anımsatarak bunun ne kadar küçük olduğunu dile getirmeliyim. Burada gerçek bir resim görüyorsunuz. Bu gerçek resim bizim TEM ya da İngilizce TEM dediğimiz görüntüdür. TEM ya da TEM, Transmission Electron Mikroskobu demek. Bu geçirmeli elektron mikroskobuna denk geliyor. Burada gördüğünüz her parlak nokta bir atomu görüntülüyor. Gördüğünüz gibi burada düzenli bir atom istiflenmesi var. O yüzden bir kristal yapısı. Bu aslında bir 3 boyutlu top. Ama biz elektron mikroskobunda elektron demetini geçirdiğimiz için bunun 2 boyutlu halini resmetmiş oluyoruz. Burada bir malzeme sistemi var. Aslında kullanılan malzemenin kimyasal kompozisyonu farklı değil. Tek yaptığımız bu kırmızıdan maviye doğru, siyana doğru giderken parçacığın boyutunu daha küçük sentezlemek. Daha küçük sentezledikçe burada bizim kuantum etkisi dediğimiz daha ciddi bir sınırlandırma oluyor. Bu kuantum etkisi, buna kuantum boyut etkisi de adı veriliyor. Enerji aralıklarının birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla ışımanın gerçekleşeceği yarı iletken bant aralığı büyümüş oluyor. Daha büyük bir bant aralığından ışıma elde ettiğiniz zaman da daha yüksek foton enerjili bir ışımaya ulaşıyorsunuz. Örneğin görünür bölgede kırmızıdan maviye giden bir ışıma elde ediyorsunuz. Burada kritik vermek istediğim mesaj, nano boyutta kontrol ile bu mümkün ve burada da aslında bir kuantum etkisini kullanıyoruz. Bu gerçek, biraz önce söylediğim nanokristallerin koloidal kuantum kuyuları, asıltılı kuantum noktalarının TEM gridi üzerinde görüntüleme için kullandığımız bir taşıyıcı.
istiflenmiş hali. Boyutları birbirine çok benzer olduğu için çok güzel bir şekilde biz hiç özel bir efor sarf etmeden kendilerini istifliyorlar ve her birinin içerisinde de düzenli kristal yapısını görebiliyorsunuz. Buradaki nanokristaller özel nanokristallerdir. Işıma verimlilikleri %100'e yaklaşır. Bu tür nanokristalleri elde etmek için ciddi kimyasal rotaları elde etmek gerekir. Bu onlardan bir tanesi. Gerçek laboratuvarımızda neye benziyor diye merak ederseniz, biz bu sentezleri burada gördüğünüz son derece aslında ucuz diyeceğimiz, düşük maliyetli sistemlerle yapıyoruz. Bu sistemleri kendimiz kuruyoruz ve burada gördüğünüz en sonunda sentezlenmiş malzeme. Sentez sırasında belli sıcaklıklara çıkıyoruz. Bunlar tipik olarak yüzlerce santigrat derece, 200'ün üzeri, 300 civarlarında. Biraz önce bahsettiğim katman katman alt taş üzerinde büyüttüğümüz kristallerde binlerce dereceye çıkıyoruz. Bin küsürlerdeyiz. Burada onun altındayız. Dolayısıyla daha yüksek sıcaklıkta büyütülen kristal daha sağlam bir yapıya sahiptir, robust. Buradaki bizim nanokristaller onlara göre daha az robust'tır. Ancak özel teknikler ile birazdan bahsedeceğim özellikle farklı hetero yapılar, kabuk teknolojilerini kullanarak bunları da sağlamlaştırabiliriz. Burada gördüğünüz yüksek kristal kalitesini elde edebilmemiz ve bunu son derece düşük maliyetli çözelti bazlı sentez ve sonra da işlemeyle yapabilmemiz. Burada biraz önce bahsettiğim gibi boyutları kontrol ediyoruz. Boyut bir kritik parametre, bir diğeri de şekil. Ben şimdiye kadar size 3 boyutlu sınırlandırılmış, dolayısıyla nanotop gibi düşünebilirsiniz, kuantum noktalarını gösterdim. Bunları ister isek çubuk halinde de yapabiliriz, nano çubuklar. Ya da birazdan göstereceğim üzere bunları yüzeyde düz, yani bir boyutta sınırlandırmış da yapabiliriz. O zaman yaklaşık 2 boyutlu bir yapı elde ediyoruz. Bunlara da kuantum kuyusu diyoruz. Boyut, şekil ve en son olarak da kompozisyon. Şimdiye kadar gösterdiklerim hep bir kompozisyonun boyutunun değiştirilmesiydi. İster isek kullandığımız kimyasal içeriği de kontrol edebiliriz ve değiştirebiliriz. Bu etkilerin hepsini birlikte kullandığımızda çok kontrolü yüksek malzemeler elde etmiş oluyoruz. Aslında şimdiye kadar ürettiğimiz bu nanokristaller tüm dünyada yaygın olarak kullanıldı. Bilkent'ten yine tüm dünyaya açıldı. Burada gördüğünüz gibi hem önemli akademik partnerler hem de özel şirket paydaşlarıyla çalıştık. Benim gözümde bu nanokristallerin özellikle aydınlatma için şurada gördüğünüz özellikleri çok değerli. Bir tanesi gösterdiğim bu ışımalar ve tepe noktalarını kaydırabildiğimizi aktarmıştım. Bunu her seferinde 1 ve 2 nanometre duyarlılıkla yapabiliyoruz. Bu aslında bu kadar düşük maliyetli sistemlerle yapılabilmesi çok zor bir başarı. Bu malzemeleri biz tekrar tekrar sentez ettiğimizde kayma oranları 1-2 nanometre tepe noktasında. Bu kuantum ışıyıcılarını biz oda sıcaklığında dar ışımalarını sağlayabiliyoruz. Bu özellikle renk saflığı için çok değerli. Eğer tepenin ortasına geldiğimiz zaman toplam ışıma genişliği 30 nanometrenin altında ise bizim gözlerimiz için yeterince renk saflığı elde edebiliriz. Bu malzemelerin hepsi için değil ama kimyasal rotaları iyi çalışmış sentezler için solüsyonda çözeltideki verimlilikleri, buna kuantum verimliliği diyoruz, %95'in üzerinde. Bu şu demek, 100 soğurduğu foton için 95 tane yeni foton soğuruyor, ışıyor demek. Bu da oldukça yüksek verimlilik demektir. Son olarak bunlar yarı iletken oldukları için ışıma tepenin altında, dolayısıyla daha yüksek foton enerjilerinde her şeyi soğururlar. Bu aslında bu malzemelerin yarı iletken olmasından kaynaklı. Bunun değeri de şu, eğer tepe ışıma noktasını denk getirirseniz uyarılma aralığını da otomatik olarak denk getireceksinizdir. Çünkü uyarılma her zaman daha düşük dalga boyunda olacaktır.
Şimdi bu malzemenin bu grup malzemenin önemi de yaklaşık bir 10 yıl önce Nature Photonics'te tartışıldı. Çünkü bu malzemeler içlerinde nadir toprak elementleri içermiyor. Nadir toprak elementleri çok değerli malzemeler. Aslında her seferinde çok az kullanmanız yeterli. Ancak bu malzemeler dünyada çok az yerde var ve pahalılar. Onun yerine yaygın kullanılan örneğin 2-6 malzemeleri aslında ciddi özellik sağlayabiliyor. Bunların içerisinde özellikle kadmiyum içerenler ama aynı zamanda kadmiyum içermeyip alternatif olan malzeme grupları da var. Ve fotometrik olarak daha yüksek performans elde edilebiliyor. Aslında bizim bu çalışmamız yakın zamanda Vestel'in de önemli bir özel şirket paydaşı olduğu TÜBİTAK'ın desteklediği bir 1004 programına dönüştü. Şu an Vestel ile bunun ekran uygulamaları üzerine ürünleşmeye giden çalışma sürdürülüyor. Burada bu nanokristaller ile renksel geri verim indeksini oldukça yüksek, yani gerçek renkleri gösterebilen aydınlatma, benzer renk sıcaklığını ılık beyazda tutabilme ve optik etkinliğini, bu spektral etkinliğini oldukça yüksek yapmak mümkün. Bu üçünü birden yapabilmek çok zor. Bu üçü birden en üst mertebelere gelmesi, biraz önce gösterdiğim bu geniş ışıyıcılarla mümkün değil. Normalde karşılaştırma için kullanmak ister isek Akkor lambalar, fluoresan lambalar ya da standart geniş ışıyıcılarla üretilmiş burada gördüğünüz fosforesan bazlı malzemeler ile yapılmış beyaz ledlerde en kendi sınıflarındaki en iyi rakamlar burada gördüklerinizdir. Akkor 16, fluoresan 70 küsürler ve fosforesan malzemeyle yapılan led, renk dönüştürücü led 300 lümen bölü optik wattın altındadır. Ama bu gösterdiğim nanokristaller ile burada bu bütün metrikleri daha iyi yapmak mümkün. Renksel geri verim indisini 90 tutar iken aynı zamanda ılık beyaz tonunda kalır iken bu bahsettiğim spektral etkinliği 350'nin üzerinde, 350 lümen bölü optik wattın üzerinde ulaştırabiliyoruz. Bu bizim bilgimiz dahilinde şimdiye kadar kombinasyon olarak en iyi elde edilmiş performanslar arasında. Şimdiye kadar bahsetmedim ama ek bilgi olarak vermek isterim. Skotopik ve fotopik. Skotopik gece görme için bir metrik. Fotopik gündüz görüşü için bir metrik. Bu oranın SP oranı adı verilen bu oranın yüksek olması değerli. Böyle bir LED hem gündüz görüşü hem de gece görüşü için faydalı demek. Gece görüşünde de çok etkin demek. Gece görüşünde az fotonla görebilmemiz gerekiyor. Gözün normalde az fotonla görme duyarlılığı kayıyor. Bu 2.5'un üzerine çıkabilmek kritik. Bu çalışmalar nedeniyle yakın zamanda Türk Patent Kurumu buradaki patent portföyüne bir ödül verdi. Bu çalışmaları ben size solüsyonda aktardım. Bu solüsyondan filme geçebilmek kritik bir problem. Bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bu benim daha önce doktora öğrencim olan Doktor Evren Mutlugün, şu an kendisi de akademisyen ve Türkiye'de çok başarılı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. 10 yıl önce yaptığımız çalışmada bunları onlarca santim çarpı onlarca santim, burada gösterdiğimiz yarım metreye yarım metreden fazla kendi başına duran çarşaflar gibi düşünebilirsiniz. Kendi başına duran membranlar olarak yapabildik. Burada hemen ölçek zorluğunu fark edeceksiniz. Nanokristalin kendisi nanometrik ölçekte ama biz bunu metrelerce uzun yapabilmek istiyoruz. Bu tek renk olabileceği gibi örneğin çift renk, kırmızı ve yeşil renk dönüştürücü eş zamanlı olabilir. Bu Evren hocamla beraber Dot to Light Nanomi Türkiye'de şirketleşme sürecine dönüştü ve şu an Nanomi ile
evrenle birlikte büyük ölçekte nanokristal sentezi yapılabiliyor. Burada gördüğünüz tam 1 litrelik bir sentezdir. Bu 1 litrelik sentezi bir seferde ve yüksek verimlilikle yapabiliyoruz. Bunun içerisinde 50 gramın üzerinde nanokristal vardır. Bir televizyonda örneğin sıvı kristal ekran panelinde yaklaşık olarak 1 gramlık nanokristal renk dönüştürücüye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu yaklaşık 50 televizyon için yeterli malzeme. Burada gördüğünüz bunları çok uzun filmler olarak nanomil ile yapabiliyoruz. Bu bizim VESTER'le beraber 1004 programımızın bir parçasını oluşturuyor. Bu renk dönüştürücüleri de gerçek ekranlar içerisine yerleştirdiğiniz zaman burada sol tarafta nanomi'nin biraz önce söylediğim kırmızı daha dar ışıyıcılı renk dönüştürücüsü var. Sağ tarafta ise geleneksel olan geniş ışıyıcılı renk dönüştürücü var. Hemen soldakinin daha parlak kırmızı verdiğini, daha canlı kırmızı verdiğini görüyorsunuz. Aslında bu tür ticarileşmeler zaman içerisinde gerçekleşti. Örneğin bir örnek MIT'den QD Vision. QD Vision ilk olarak aydınlatma ile başladı ancak daha sonra Samsung tarafından satın alındı. Samsung aslında QD Vision'ı kullanmadı. Kendi çalışmaları için bunu yaptı ve QD Vision'ın dolayısıyla çalışmalarını durdurdu. Samsung ama kendisi kendi televizyonlarında renk dönüştürücüsü için kullandı. Biraz önce söylediğim aydınlatma için nanokristallerin kullanılması ise ticari olarak büyük ölçekte çok yakın zamana geliyor. 2021 hemen geçen önceki yaz 2021 yazında ilk defa Osram tarafından tek paketlenmiş LED olarak gösterilebildi. Biz de Osram'ın Avrupa Birliği'nde ilk aslında bu tür çalışmadaki partnerlerinden biriyiz. Samsung'la da yakın zamanda iki tane proje yapıldı. Bu Samsung'un Bilkent Üniversitesi'ne destek verdiği programında sadece renk zenginliği değil, aynı zamanda polarizasyonu döndürdüğümüz bu tür yapılar tasarlayıp geliştirdik. Bunlar Samsung'la beraber iki tane patent oluşumuna sebep oldu. Bu çalışmalar aslında çok ilginç ve artarak devam edecek. Bu tarz farklı optik özellikleri de kazandırmak mümkün. Bunların tabii ki teknik ayrıntıları var. Böyle bir kendi başına duran hem renk dönüştüren, renk zenginleştiren hem de polarizasyonu kontrol eden yapıları ekranların arka aydınlatma sistemlerinde kullanıyoruz. Bunlar aslında şu an belki de aldığınız bir televizyonun içerisinde var olabilir. Bunu önümüzdeki 10-15 yıl artarak üst segmentten tüm segmentlere geçişiyle beraber şahit olacağız. Ancak bu tür renk dönüşümlerinde hep bizim LED tabanlı aydınlatma kullanılıyor. Bizim sorduğumuz acaba bir sonraki adım nedir? Bir sonraki adım acaba lazer tabanlı aydınlatma olabilir mi? Bunun aslında temel bir motivasyonu var. Bu tür 3 nitrür LED'lerinde elektriksel güç girdisini artırdığımız zaman kaçınamadığımız bir düşüş olur verimliliğinde. Bu düşüşü biz çok iyi biliyoruz, anlıyoruz. Buna İngilizce verimlilik sarkması diyoruz. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi temel neden, ÖCE adını verdiğimiz, istemediğimiz, ışımaya gitmeyen birleşmeler ve elektronların kaçması. Bir diğeri ise termal. Termal olarak verimlilik düşüyor. Bunun yerine lazer diyotlarına geçtiğimiz zaman, örneğin 3 nitrür lazer diyotlarıyla yine elektriksel girdi güç yoğunluğunu artırdığımızda, yani akımı sabit voltajda akımı artırdığımızda aslında verimliliğin bir noktadan sonra yükseldiği ve özellikle bu LED'in verimliliğin düştüğü noktada lazerlerin daha faydalı olduğunu görüyoruz. Bu verimliliğin sarktığı vadi adını alıyor. Lazerle sistemlerde aslında hem spektral verimlilik, elektriksel verimlilik yükseltilebilir. Hem de artık burada coherent bir ışık kaynağı olduğu için fotonları daha iyi yönetebiliriz. Dolayısıyla lazer bazlı aydınlatma, benim de yakın arkadaşım ve meslektaşım olan Jeff Tissau,
Amerika'da ulusal labda olabilir mi sorusuna yanıt bulmak üzere gösterildi. Beyaz ışığı isterseniz LED edebilirsiniz, isterseniz lazer LED edebilirsiniz. Bir objeyi, cismi bununla aydınlatırsınız ve bu objeden yansıyan ışığı toplarsınız. Gözünüz bunu algılamalıdır. Renk ayrışması yapacak ise gözünüzde var olan farklı bölgelere hassas olan koni hücreleri kullanılır. Ve en sonunda bu beyinde işlem gördükten sonra cismi görürüz ve rengini tanırız. Bu deneyleri akkor lambalarla nötral beyaz led, soğuk beyaz led ve ılık beyaz ledlerle yaptığı zaman lazerle karşılaştırmalı olarak insan gözünün doğru yapılması kaydıyla insan gözünün lazer tabanlı aydınlatmayı diğerlerinden ayrımsayamadığını gösterdiler. Bu bizim ana motivasyonumuz oluyor. Bu şekilde ileriye yönelik lazer bazlı yine nanokristalleri kullanarak aydınlatma ve ekranlar yapabiliriz. Bunun için ancak doğru nanokristalleri tasarlamamız ve elde etmemiz gerekiyor. Bunun için yaptığımız bir çalışma. Burada gördüğünüz nanokristaller içlerinde ayrı bir yapı var. Kompozisyonu farklı, kristal yapısı farklı, zinc blend. Kabuk var en sonunda çevresinde. Bu kabuğun da kompozisyonu farklı ancak bu kompozisyona gider iken arada geçiş var. Ortada zinc blend, dışarıdaki istiflenme woodside, iki ayrı kristal istiflenmesi ve ara geçişte de yavaş bir değişim var. Bu bizim için çok değerli. Bu şekilde öncelikle verimliliği çok yüksek yapabiliyoruz. İkincisi kristal kalitesini çok yükseltebiliyoruz. Ve bunları biz kendimiz optik kazanç için aktif malzeme olarak kullanmak üzere lazer tasarlayabiliyoruz. Buradaki lazer konsepti hem kazanç kısmının koloidal olması hem de bunu sandviç yapısında altlı üstlü tutan kısmında yani kovuğunda koloidal olması. Buradaki kovuk titanyum dioksit, silisyum dioksit. Aslında nano parçacıklarını alternatif olarak döndürmeli kaplamayla elde ettiğimiz aynalar. Bu aynalar sandviç yapısı oluşturuyor. Ortada da biraz önce gösterdiğim, geliştirdiğimiz koloidal kuantum noktaları. Dolayısıyla çok birbirine yakın bir tasarım. Bu tasarımın özelliği bu kadar iyi entegre olduğu için çok iyi bir performans gösterdi. Zamanında rekor kırdı. Ancak ne yaparsak yapalım, malzemeyi daha ileri mühendisliğe taşıyalım. Optik tasarımı, burada bir lazer yapısı var. Çınlaç kullanıyoruz. Bu çınlaçı farklı şekillerde geliştirdik. Ona rağmen hep temel bariyerlere çarptık. Öncelikle optik kazanç eşiğini hep yüzlerce mikrojul bölü santimetre kare elde edebildik. Çünkü optik kazanç katsayısı düşüktü. Yüzlerce ters santimetreydi. Bunun nedeni de aslında kazanç ömrü kısaydı. 50 pikosaniye gibi. Bunların temel nedenine fizik olarak baktığımızda ise hep altta OEC birleşmesi var. Ve de bu üç boyutlu yapının sınırlandırılmasından dolayı ara kesit, dolayısıyla soğurma ara kesit sınırlı. Buna karşılık olarak biz kuantum kuyuları bizim için yeni bir paradigma. Bu bizim de arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız Fransa'dan, SNRS'ten gelen ve bize de ilham olan bir çalışma. Atomik olarak bunları düz yapabilme ve her sentezimizde dikey boyutun hep sihirli bir şekilde aynı olması. Bu çok değerli çünkü o zaman kuantum sınırlaması hep çok iyi ama aynı. Bunu elde edebiliyoruz. İstersek bunları sadece çekirdek değil, çekirdek çevresinde kabuk ya da anizotropik bir şekilde lateral olarak büyüterek çekirdek çevresine taç koyabiliyoruz. Yine burada tüm kalınlık sabit kalıyor. İşte bunlarla biz geniş yüzeyler, bu yüzeyleri onlarca, yüzlerce nanometre yapabiliyoruz. Ama dikey kalınlığını hep
az tutuyoruz. Dolayısıyla çok güçlü kuantum sınırlamasından faydalanıyoruz. Bunların dikey boyutları hep sabit olduğu için ise oda sıcaklığında çok dar ışıtabiliyoruz. 7-8 nanometre. Biz önce 30 nanometreye atıfta bulunmuştum. 7-8 nanometreye kadar inebiliyoruz. Bunların aslında kuantum mekaniksel olarak salınım güçleri de çok yüksek. Ve bunları istediğimiz gibi dizebiliyoruz. Şimdi ben zamanım nedeniyle çok hızlı göstereceğim. Bunları nanokristal olarak elde ettik, kuantum kuyuları. Aynı kovuğa koyduk ve ilk defa bunlardan lazer elde ettik. Bu tek soğurmalı, tek foton soğurmalı ilk lazer. Chicago grubuyla beraber bunu gözlemledik. İki foton soğurarak yaptık. Çünkü ara kesitleri hem lineer hem non-lineer soğurma için çok yüksek. Nedeni bunların aslında kazanç katsayıları yüksek. Kuantum noktasına göre yüksek, nano çubuğa göre yüksek, dolayısıyla performansa yüksek. Bunu biz son dönemde daha da ileriye ittirmek için malzemelerimizi iyileştirerek ve daha yüksek uyarılarla bulduk ki aslında elde edebildiğimiz net kazanç çok daha yükselebiliyor. Burada gördüğünüz 6000'lere çıkabiliyor. 6000 ters santimetre. Bunu bir perspektife koymak gerekir ise literatürde var olan en iyi organik boyalar, polimerler, koloidal kuantum noktaları daha önce rapor edilmiş, kendi sınıflarında en iyi sonuçlar. Nadir toprak katkılı fiberler ve epitaksiyel, geleneksel olarak büyütülmüş, katman katman büyütülmüş kuantum kuyuları. Bunların hepsi oda sıcaklığında burada görünüyor. Bu biraz önce gösterdiğim koloidal kuantum kuyuları 3 katmanlı olan, bu tam olarak 3,5'tür. 4 katmanlı olan 5 kat. Bunlar 4,5, bunlar 5,5. Bunlar oda sıcaklığında. Literatürde şimdiye kadar da verilmiş en yüksek kazanç bu kriyojenik bir sıcaklık 2 Kelvin'de yığın malzeme olarak galyum nitrür. Burada gördüğünüz de perovskit, bizim de çalıştığımız perovskitler. Bunlar burada. Bunların ikisi de 2 Kelvin, 70 Kelvin düşürülmüş sıcaklıkta. Bunlar oda sıcaklığı. Dolayısıyla bu malzemeler bizim için şu an çok büyük heyecan verici. Çünkü bunlarla performansları yüksek lazer yapabiliriz. Bu bir değerlendirme. Burada gördüğümüz yığın yarıletkenler, epitaksiyel olarak büyütülmüş kuantum noktaları, organik boyalar, organik yarıletkenler ve koloidal kuantum noktaları. Bizim malzeme, bu malzeme kazancı, biraz önce gösterdiğim optik mod kazancıydı, buraya denk geliyor. Dolayısıyla çok gelecek vaat ediyor. Ben sadece burada bazı fikirleri göstereceğim, paylaşmak için. Size gösterdiklerim ya tek başına çekirdek idi ya da bunların çevresinde, periferisinde büyüttüğümüz taç vardı. Belki de basit bir kabuk vardı. Ama daha iyisini yapmak mümkün. Bunları öncelikle kendi işlerinde alışım olarak kullanmak mümkün. Burada sadece bir strateji değil, iki stratejiyi birleştirmek mümkün. Yani çekirdek, taç ve kabuk. Üçünü birden bir seferde yapmak mümkün. Ya da burada kullandığımız yerlerin tip 1 mi, tip 2 mi olarak hizalanacağını enerji anlamında seçmek mümkün. Tip 1 olursa hem elektron hem de deşiği aynı bölgede sınırlıyoruz. Tip 2 ise bunları farklı yerlere. Dolayısıyla birbirleriyle olan örtüşmelerini kontrol edebiliyoruz. Bu bize elektronik olarak başka özellikler kazandırıyor. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim. Bunların her biri bir çalışma. Tip 1 olarak örneğin çekirdekte alışım elde edebiliriz ve bunları kaydırabiliriz. İstersek kuantum yüzüğüne yakın sayan ters tip 1 yapabiliriz. Yani dalga fonksiyonlarını ortada değil perifede sınırlandırabiliriz. Hem elektron hem deşik için. İstersek tip 2 yapabiliriz. Tip 2 de dediğim gibi farklı bölgelerde ama onun da birbirlerine olan bantsal uzaklıklarını kontrol ederek gördüğünüz gibi kaydırabiliriz. İstersek de çekirdek, taç ve kabuk yani kutu içerisinde plaka yapmış oluruz.
Bunların hepsinin optik çalışmaları kendi başına kazanç olarak yapılabilir. Dolayısıyla çok geniş ve zengin bir konu. Ben sadece bir tanesini örnek alacağım. Örneğin çekirdek, çekirdek kabuk, çekirdek taç ve iki stratejiyi birleştirdiğimiz zaman çekirdek, taç, kabuk. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu en performansı yüksek. Böyle bir mimarinin ara kesitine baktığımız zaman ortada çekirdeği, çevrelerde en çok periferisinde, yan taraflarda taç ve sonra da her tarafta kabuk görebiliriz. Mesela bu çok yüksek optik uyarıda 6 saat aralıksız çalışabilir. Bu kabuğu yüksek sıcakta yapabilmek çok değerli. Normalde koloidal kuantum noktalarında böyle yaparız. Fakat kuyularda bu daha önce yapılmamıştı. Bu çalışmamız bunu gösterdi. Bu şekilde verimlilik çok yüksek olabilir. Bu örneğin 100'e ulaşır sentezlenmiş haliyle. Ve bu tür bir malzeme rekor kıran LED ya da rekor kıran sıvı lazer yapmamızı sağlar. Aslında burada kullandığımız LED ve lazer yapıları daha standart olmakla beraber kuantum malzemenin performansının yüksekliğinden dolayı aygıt performansı en sonunda üstün oluyor. Bu örneğin 2020'de yaptığımız kuantum kuyu LED'lerinin kuantum nokta LED'leriyle baş başa geldiği rekor 19 %19 mertebesinde verimlilik. Bunu yapmak için sistematik bir çalışma gerekli. Ayrıntısını teknik anlamda atlıyorum. Daha karesel mimariler, dikdörtgen yerine karesel mimariler değer kazanıyor. Burada histogramlarını görüyorsunuz. Ortalamada %15 ama en kahraman aygıtlarda %19'u geçen performans yakalamak mümkün. Bu da solüsyon lazer. Bu lazer aslında bir mikro akışkan kanalının içerisine yerleştiriliyor ve hemen fasete, yani çipin dikey yüzüne birbirine paralel bakan bir Fabry-Perot çınlaç yapıyoruz. İki ayna birbirini görüyor. Bu gerçek resim. Bunun özelliği, buradaki lazeri görebilmemiz için gerekli olan uyarılma eşiği şimdiye kadar rapor edilmiş her tür sıvı lazerden 10 üzeri 3 kat daha düşük. Dolayısıyla çok yüksek bir performans, nedeni yeniden malzeme. Bu bahsettiğim malzemeleri ister isek daha ciddi kuantum mühendisliğini yapmamız mümkün. Benim biraz önce söylediğim bu core, touch ve kabukta adım adım çok yavaş geçiş. Buna biz yavaş bariyer ya da yumuşak bariyer diyoruz. Bu şekilde aslında optik kazancı ve parçacık başına istatistik olarak bir eksiton, yani bir elektron deşik çiftinin altına düşürmemiz mümkün. Performansı bu şekilde yükseltebiliyoruz. En son olarak bunları istifleyebiliyoruz. İstersek bunları hep yüz aşağı ya da dikey kenar koyabiliyoruz. Bunları istersek üst üste koyabiliyoruz. Bu aslında aşağıdan yukarıya nanoteknolojide çok değer kazanan bir yaklaşım. Bu şekilde bu gerçek bir resim. Örneğin 11 katmanı üst üste koyabiliyoruz. Bunlar iyi kontrol edildiği için bu filmlerin kalitesi çok yüksek. Bunların çünkü film kalınlığı yükselir iken aslında yüzeyin aynı kalınlıkta kalmasını sağlayabilmemiz değer taşıyor. Bunları örneğin burada 80 santimetre kare boyutunda yapabiliyoruz. Burada katman katman bunları büyütürken 5 katmandan 6 katmana indiğimiz zaman büyük bir zıplamayla kuantum sınırlamalı bu malzemelerin içerisindeki optik örtüşmeyi yükseltiyoruz. Optik örtüşme, yani gama faktörünün yükselmesiyle burada artık yapı içerisinde support edilen, yapı içerisinde kendisi kalabilen, yani diğer modlara gitmeyen aslında bir kip elde etmiş oluyoruz. Optik kip elde etmiş oluyoruz. Bu da bizim o noktada lazer gözlememizi sağlıyor. En son olarak bunları katlandırmak mümkün. Bu çok yeni bir başlangıç. Burada örneğin bakır ya da manganez. Bunlara manyetik özellikler de kazandırabilirsiniz. Bu bizim örneğin burada solar, güneşsel, ışıyan yoğunlaştırıcı için gösterdiğimiz bir yaklaşım.
Bu zamanım dahilinde beni sunumumun sonuna getirdi. Ümit ediyorum bu 18 yıllık bilim yolculuğumda benim için çok renkli olan ve keyifle çalıştığım nanokristallerin yüksek performanslı renk dönüştürme, renk zenginleştirme için önemli bir platform olduğunu aktarabildim. Yakın zamanda çalıştığımız ve nanokristallerin en son koloidal dünyada çalışılmış olan koloidal kuantum kuyularının özellikle optik kazanç için çok yüksek performans verdiğini gösterdim. Bunları da konuşmamın son kısmında, bu da yenice başlamış olan çalışmalar, öz istifleyebildiğimizi istiflerken de ister isek yüz aşağı, ister isek kenar yukarı koyabildiğimizi gösterdim. Bu ilk defa bunları aktif olarak çok iyi kontrollü, oryantasyonda 3 boyutta kontrol edip yapılar ve şu an aygıtlar, yani aktif yapılar yapabilmemizi sağlıyor. En son olarak da katkılandırma, şu an mühendisliğini yapacağımız bizim için yeni bir aracımız. Tüm destek kaynaklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer koloidal çalışmalarla ilgili daha ayrıntı okumak isteyen öğrencilerimiz var ise Cambridge Üniversitesi yayınlarında çalışma arkadaşım ve ortak yazarım Gapanenko ile beraber oluşturduğumuz uygulamalı nanofotonik kitabını önermek isterim. İlgilenenler varsa gruplarımızda Bilkent'te ve NTU'da pozisyonlarımız var. Ziyaretçi araştırmacıları da her zaman ev sahipliği yapmak isteriz. Tekrar zamanınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Hocam birçok teşekkür ediyoruz. Rengarenk nanokristallerin harika dünyasına ilişkin gerçekten harika bir konuşma oldu. Çok sağ olun. Ayrıca işte bizim seminer serimizin taşıdığı anlam çerçevesinde bilim sevgisini ve heyecanını, araştırma heyecanını toplumun geniş kesimleriyle paylaşmanın tam harika bir örneği oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Pandemi bittikten sonra uygun gördüğünüz zamanda sizi enstitümüzde de misafir etmek isteriz. Bundan çok mutlu oluruz. Umarım bu ilk olan ilişkimiz ilk olmaz bilimsel anlamda. Bundan sonra da devam eder. Tabii. Ve biz bundan çok mutlu oluruz elbette. Aynı şey. Tekrar kurumum adına, arkadaşlarım adına, bütün çalışanlarımız adına ve dinleyenler, katılımcılar adına size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru cevap bölümümüz olur. Sorularınızı lütfen arkadaşlar chat ile yollayın. Çok uygun görürsünüz, sesli de sorabilirsiniz. Zamanımızın kısıtlı olduğunu dikkate alarak. Lütfen buyurun sorularınızı. Evet. Uygun mu hocam sorulara? Elbette. Tabii ki Ali İkram hocam. Sanırım Sabit Bey'in sorusu var. El kaldırdığını görüyorum. Lütfen. Açar mısınız sesini? El kaldıran arkadaşımızın sesini açar mısınız lütfen? Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam ben Sivas Bilim Teknoloji'den Sabit Horoz. Benim ilgi alanım 2-6 yarı iletkenler ve uygulamalar, fotovoltaik uygulamaları. Sorum şu olacaktı hocam. Bu kadmiyum selenit veya kadmiyum sülfüre alternatif olarak diğer farklı 2-6 yarı iletkenler kullanılabilir mi? Özellikle güneş pil uygulamalarında kurşun sülfür veya çinko sülfürler hassaslaştırıcı olarak. Evet. O da tabii. Biraz bizi bilgilendirseniz çok memnun olacağım. Tabii ki. Şöyle, haklısınız. Bugün aslında benim sunduklarım içerisinde kadmiyum içerenler ve içermeyenler vardı ama önemli bir kısmı kadmiyum içeriyordu. Biz özellikle ışıma uygulamalarında örneğin indium fosfor kullanıyoruz. Indium fosfide malzeme kullanıyoruz. Fakat fotovoltaiklerde aslında kullanılabilecek malzeme yelpazesi daha da geniş. Bahsettiğiniz gibi farklı çinko bileşenleri kullanılabiliyor. Bakır katkılar kullanılabiliyor.
indiyum, galyum, arsenür, arsenite tarzı malzemeler kullanılabiliyor. Biz de grubumuzda özellikle bakır içeren farklı malzemeleri fotovoltaik uygulamalar için kullanıyoruz. Anladığım kadarıyla siz epitaksiyel olarak belki büyütüyorsunuz kristallerinizi, yoksa yok hocam, bir şeyde ben doktora da PLD ile büyütmüştük, post laser deposition'la. Yani orada genellikle işte kadmiyum selenaytı bulk olarak satın alıp ondan sonra lazer darbeleriyle kuantum noktalarına çevirip alt taş üzerine büyütmüştük. Tabii bu kullanılan bir yaklaşım. Evet. Burada şunu da belki vurgulamalıyız. Sabit Bey, siz çalışıyorsunuz ama başka katılımcılar da var. Aslında kadmiyum içeren bileşenler kendileri doğrudan, eğer kadmiyum iyonu yok ise ve üzerlerinde yük birikmiyor ise aslında toksik problem yok. Fakat her zaman geri çevrim problemi var. Dolayısıyla kadmiyum miktarını o anlamda dikkat etmek lazım. Ben doktoramda uzun yıllar galyum arsenite çalıştım. Arsenite de aynı, arsenik de aynı şekilde. Aynen öyle. Elemental olarak çok toksik. Fakat galyum arsenite elemental değil. Orada compound yapısında hiçbir toksik durumu yok. Kadmiyumda da aynı şey var. Fakat koloidalde bir komplikasyon daha ortaya çıkıyor. Sizinkinde bu olmayan bir durum, bizde olan bir durum. Eğer sentez sonrası malzeme iyi yıkanmaz ise üzerinde kadmiyum iyonları kalabilir. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Kadmiyum iyonları da toksiktir. Öyle bir problemimiz var. Fakat yük yok ise parçacığın toksik problemi yoktur. Bunu şey açısından sordum. Bu kadmiyumla ilgili hep yanlış bir bilgi ve algı var. Onu bu vesileyle de vurgulamak istedim. Kadmiyum içermeyen alternatifler bizim de çok ilgimizi çekiyor. Oradaki kritik değerde doğrusu bunun tekrar geri recycle edilmesine, geri çevrilmesindeki avantajlar. Örneğin televizyonda 1 gramın altında kullanıldığı için ppm olarak aslında sorun yok, ama uzun vadede biz bunu tercih etmiyoruz. Nedeni de doğrusu her zaman bir recycle, geri çevrim için düşünmek gerekli. Anladım hocam. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli sunumunuz için çok çok değerliydi. Tekrardan kendi adıma çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Şener Oktik Hoca'yı görüyorum, Ali İkram Hocam. Lütfen sesini açalım Şener Hocamızın, lütfen. Ben kendisini sanırım tanıyorum. Evet, Şener Hocam çok selamlar, iyi akşamlar. Volkan Hocam, çok mutlu oldum gerçekten, keyifle izledim. Teşekkür ediyorum. Çok basit bir sorum olacak aslında, çok harika bir sunumdu. Ancak sorum şu olacak, buradaki bir encapsulation problemini camla mı çözüyorsunuz yoksa alternatif malzemeyi mi çözüyorsunuz? Çünkü camla çözdüğünüzde, ışıma dediğinizde önünüzde bir engel var. Bu konuda bir çalışma var mı? Bunun mükemmel hale getirilmesi, hedefe uygun hale getirilmesi. Çok etkilendim daralttığınız durumda. Çok teşekkür ederim. Harika bir sunum oldu. Ellerinize sağlık ve tabii gençliğe sağlık. Sizin de liderliğinizde. Bu konudaki çalışmalar var mıdır hocam? Çok sağ olun Şener Hocam. Öncelikle sizi duymak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle hocam, benim burada bahsettiğim yaklaşımlar aslında nanometrik olarak sentez içerisinde. Biz farklı katmanları ardı sıra sentezliyoruz. Dolayısıyla her nanokristali kendi içerisinde enkapsüle etmiş oluyoruz. Fakat dediğiniz gibi farklı yaklaşımlar var. Bugün hiç bahsetmedim ama yine bizim Alman partnerlerle geliştirdiğimiz bir yaklaşım, bu nanokristallerin makro kristallerini yapmak. Yani bunları başka kristaller içerisinde, çevrelerinde kristal oluşmasını sağlamak. Bu yapıların cam gibi ek bariyerlere ihtiyaç olmadan kullanımı mümkün. Ama her zaman farklı stratejiler var. Kullanılan stratejilerden bir tanesi bariyer filmleri kullanmak. Bunlar hala cam değil. Aslında bunlar plastik bazlı ama bariyer özelliği taşıyor. Bu tür bariyer filmleri
Sadece nanokristaller için değil, organik yapılar, perovskitler, başka malzemeler için de kullanılıyor. Özellikle neme karşı ve oksijene karşı bariyer oluşturulması. Bir başka yaklaşım da sizin dediğinize geliyor. Bunları glass slip'lerle seal etme yaklaşımları var. Burada dediğiniz gibi optik kayıplar oluyor. Çünkü foton bu cam içerisine girince onu bir daha çıkarmak çok zor. Her zaman kayıp oluyor. Bizim aslında siz de hatırlayacaksınız 1004 programında bir yaklaşımımız evet. Camın içine gömmek. O çalışmalar şu an olumlu ilerliyor hocam. Evet, orada yalnız camdan çıkarabilmek için cam yüzeyine özel optik yapılar yapmak lazım. O optik yapılar ile lateral modlara giren fotonları tekrar açık volüme çıkarabilmek gerekli. Eğer bu yapılmaz ise açıkçası kayıp yüksek. Şimdiye kadar camla enkapsüle edilen de çok ilginç bir örnek Sony çalışması var. Bunları tüpler içerisine enkapsüle ettiler. Ama oradaki zorluk dışarıdan uyarılma, tüp içerisinde nanokristal ve tekrar nanokristal ışığını dışarıya alma. Dolayısıyla oradaki kayıplar çok yüksekti. Çünkü uyarıyı da içeri getirmekte problem vardı. Işıyan fotonu da dışarı çıkarmakta problem vardı. Buna rağmen Sony'nin ilk televizyon, nanokristalli televizyonlarında bu kullanıldı. Şu an bilgim dahilinde cam ile bu tür çalışmalar yok. Hep film içerisinde bizim yaklaşımımız da belki gördünüz. Film, bizim yaklaşımımızın belli yenilikleri var. Biz bariyer filmi kullanmadan doğrudan film yapıyoruz. O filmin ek bir cam ya da başka bir bariyerle kaplanma, enkapsüle edilme ihtiyacı olmuyor. Umarım Şener Hocam'ın sorusuna yanıt verebildim. Çok teşekkür ederim hocam. Ayrıca ben sizi bir konuda kutlamak isterim. Sunumda kullandığınız Türkçe karşılıklar için gerçekten çok keyifle dinledim. Birçoğunu ben arayıp duruyordum. Buna ne desem acaba diye. Çok güzel sözcükler bulmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Saygılarımı sunarım. Sağ olun. Saygılar. Evet arkadaşlar. Bir soru daha alalım. Başka sorusu olan arkadaş var mı? Sanırım Feraye Hanım'ın sorusunu... Hocam yazılı soru gelmiştir. Evet. Siz okur musunuz lütfen? Tabii ki Ahmet Emrehan Bey'den geliyor. Ülkemizde yapılan bu araştırma görece gurur duyduğunu iletmiş. Teşekkür ederiz. Merak ettiğim husus bu yüksek teknolojik malzemelerin ticarileştirilmesi ile ilgili. Ahmet Emrehan Bey... aslında bu bahsettiğim çalışmaların belli bir kısmı ticarileşme sürecinde. Nanokristalleri örneklemek gerekir ise bu Türkiye'de bir Argefilis şirketi olarak yapılandırıldı. Fakat bu Argefilis şirketi bir yatırım çekti ve şu an büyük bir konsorsiyum içerisinde büyük endüstrileşmiş paydaşlarla beraber de üretim hattı ve daha büyük ölçekli uygulama için şu an program yürüyor. Bu program TÜBİTAK destekli. Önümüzdeki kalan 3 yıl içerisinde bunun belirli bir teknoloji hazırlık seviyesine getirilmesi üzerine plan yapıldı. Dolayısıyla olumlu geliştiğini şu an aktarabilirim. Umarım evet. Emrah Bey'in sorusunu yanıtladım. Ben teşekkür ederim. Ali İkram Hocam, Feraye Hanım'ın eli... Buyurun lütfen, Feraye Hanım buyurun lütfen. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Merhaba. Ben şey söyleyecektim. Farklı renk skalaları elde ediyoruz ya, bu kuantum dotlarında bu üretim aynı prosesten mi geçiyor? Mesela hani kırmızı renkli üretildiğinde kırmızının enerji seviyesi düşük olacak ve kuantum dotlarının yüzey özellikleri de farklı olacak. Bunu mesela bir tane deney şeyi göstermiştiniz. Deney tüpü ya da şoşe mi denilir? Hani farklı sıcaklıklar mı verilerek elde ediliyor farklı
Şöyle Feraye Hanım, sorunuzu anladım, teşekkürler. Aslında bunların her malzeme özelinde en yüksek performansı elde edebilmemiz için kimyasal rotaları çok iyi çalışılıyor. Normalde biz aslında örneğin reaksiyon süresini değiştirerek aynı malzeme kompozisyonunda boyut kontrolü ile farklı dalga boylarını prensipte elde edebiliriz. Reaksiyon süresi uzadıkça daha büyük malzeme, büyük parçacıklı nanokristal sentezlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla daha uzun dalga boylarına giden ışım elde edebilirsiniz. Ama bu illa optimal olmayabilir. Dolayısıyla optimal çalışmak için örneğin hedeflediğimiz bir tepe kırmızı dalga boyu var. Bu tipik olarak 620'dir. Eğer aydınlatma uygulaması ise biz ona yönelik çok kere sentez rotasını optimize ederiz. Yeşil için farklı bir sentez rotası kullanırız. Halbuki kırmızıdan da yeşil belki yapmak mümkün ama optimize olmadığı için onu tercih etmeyiz. Yeşil için ayrıca optimize ederiz. Dolayısıyla bu kimyasal rotalar birbirlerinden farklı olabilir. Hatta elde ettiğimiz şekiller bile birbirinden farklılaşabilir. Kritik olan her dalga boyu özelinde en verimli malzemeyi elde edebilmemiz. Dolayısıyla o benim size gösterdiğim tuning dediğimiz yani dalga boyunu değiştirme aslında bir kabiliyet gibi düşünebilirsiniz. Fakat en sonunda elde edeceğimiz her malzemeyi kendi hedef olan dalga boyu için özel rotalarla optimize etmek gerekir. Umarım sorunuzu yanıtlayabildim. Evet. Teşekkürler hocam. Başka soru var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum hocam. Siz görür müsünüz? Evet. Sanırım yok Ali İkram hocam. Evet. Sorular bitti sanırım. O zaman ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sorular bittiği için uygun görürsünüz burada kesebilir miyiz? Tabii. Geçici olarak sonra evet. Devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Tekrar size çok teşekkürler değerli hocam bu harika konuşmanız için. Ben sanırım çok kişi bundan etkilenmiştir ülkemizde ve bir motivasyon kaynağı olacaktır. Hocamız zaten adresin verdi, yeri belli, yurdu belli, çalışmaları belli. Herkes irtibata geçebilir hocamız söyledi kendisi zaten. O yüzden harika bir sunum, harika bir perspektif gençler için. Öyle diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyor arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.